Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaş'ınız geldi. Bir spiker edasıyla bir anchorman gibi sizlere gündemli olabilir tabii ki seçim. Biz de seçime dair bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hazır mıyız? Alındı mı çaylar kahveler? Şöyle yaslanın arkanıza rahatça da oh Sevaş'ınız bakalım neler anlatacak. Bu seçimin en çok merak edilen edilenlerinden bir tanesi. Bahçeli nerede diyorduk? Hiç ne meydanda gördük, ne öyle çok fazla bir e, mitingde gördük. Ayol düşünsenize, Cumhur İttifakı'nın neredeyse bütün sanatçıları, bütün bakanları gördük, Bahçeli görmüyorduk. Meğerse e, Bahçeli bir e, evde kaza geçirmiş. Sen ne yüzü gözü morluk içinde oy kullanmaya geldi ve tabii ki e, gazetecilerin de gündeminde ee, Bahçeli vardı. Bahçeli Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli bayağı bir ne derler karizmayı çizmiş. Alın, malın morluk içinde, kollar falan sosyal medya yıkılıyor. Acaba reis mi dövdü diye <laughs> tövbe Arap espriler gırla. Ama ben merak etmiştim acaba sağlık sorunu mu yaşıyor? Hasta mı nasıl böyle bir dönemde sessiz kaldı diye. Zannedersem evde bir kaza geçirmiş, alnına düşmüş, çarpmış, kolu sargılı, yüzü gözü morluk içerisinde. Devlet Bahçeli yani çok da formunda değildi arkadaşlar. Ama tabii ki sosyal medyadaki espriler yıkılıyor. Reis mi dövdü, dayak mı yedi, <laughs> ne oldu diye. Ay kaynıyor cadı kazanı. Ee, artık siyasette de bir e, değişim gerekiyor arkadaşlar. Değişimden kastettiğim e, illa yani AK Parti CHP anlamında söylemiyorum. Artık yani belirli yaşın üstündeki insanların da bırakması gerektiği yerde gençlere bayrağı teslim etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her partiden. Bakın bu seçimin yıldızı yeniden Rafah Partisi olacak. Göreceksiniz. Çünkü çok hani ciddiye almıyordu AK Parti ama alttan alttan bence neredeyse, nerede üçüncü parti bazı illerde falan AK Parti'nin e, oylarının eridiğini ve refahın yükselişe geçtiğini düşünüyorum. Evet şimdi e, Yüksek Seçim Kurulu da zannedersem ben bu videoyu çektiğim esnada e, seçim yasaklarını yeni kaldırdı. %5, yüzde %7 yüzde civarında bir e, %7'lik bir oy sayımı yapıldı. Ona göre üç büyük şehir e, CHP'de gözüküyor. Zaten Ankara kesin gibi. Hatta 9 mu 10 gibi mi konuşma için hazırlanıyor Mansur Yavaş. Yani Bazıları için çok güzel bir gün olacak ama bazıları için ise bu şaka mıydı bir Nisan şakası mıydı dedikleri bir gün olacak. Ben şeyi çok merak ediyorum. Tam tamlar çaldı Nuray Sayar astroloğum şöyle astroloğum bakalım bu sefer bilebilecek mi? O İstanbul'da AK Parti'nin kazanacağını söylemişti Nuray Sayar astrolog bazı astrologlar AK Parti'nin kazanacağını söylemişti yok haritalarına bakıyorum falan e, iki işte başkanın da haritalarına bakıyorum gibi açıklamaları vardı hak eden kazansın kardeşim ülkemiz milletimiz e, illerimiz için hayırlısı kimse o kazansın ufak tefekte tartışmalar doğuda özellikle bir tane e, muhtarlıkla adaylığıyla ilgili bir ölüm olmuş. Çok üzücü şeyler de yaşanıyor tabii ki. Yaralanmalar, kavgalar. Ya yani keşke hiç bunların bir tanesi bile olmasa ama e, maalesef bu yarış işte taşıyabilen var, taşıyamayanlar var. Zaten 4'te e, saat 16'da tamamlandı doğuda. E, batı illerinde de e, 5 itibariyle yani 17.de tamamlandı oy kullanma. Ben de gittim naçizane oyumu Ataşehir'de kullandım arkadaşlar. Vatandaşlık görevimi yaptım. Herkes nedense sabahın erken saatlerinde heyecanlı mı oluyor? Kahvaltısını yapan koştur koştur 8-9 gibi gitmemek lazım. Bir kuyruğa giriyorsunuz. Geçen seferden bildiğim için biraz daha böyle ben öğle vakti gittim. Daha çok fazla beklemedim. Yine kalabalıkta ama sakindi. Gittim oyumu kullandım. Ünlüler de oyunu kullandı yol. Hadi geçelim mi? Hazırsanız asıl kaynak kısmı. Orada arkadaşlar Cem Yılmaz <laughs> e, muhabirlerin sorularına ilginç yanıtlar verdi. E, esprileri sizin kim yazıyor diye yani e, komik değil çünkü falan diye. Böyle biraz gergindi e, Cem Yılmaz. Çünkü biliyorsunuz Ramazan'da içki içiyor falan diye topa koyduydu birazcık. Ana akım medyanın bazı kuruluşları tarafından, magazin kuruluşları tarafından bayağı bir eleştirilmişti arkadaşlar. Onun dışında e, enteresan şarkıcı e, Hatice hep böyle seçime kullanıp bir seçim kombini yapıyor. Köpeğiyle böyle bir kokoş kadın havaları edasında pembiş pembiş gitmiş. E, beğeniyorum ben ama Hatice'yi. Tatlı bir kadın ya. Böyle uçup kaçıp bir, bir iki kere karşılaştım zannedersen. E, ne derler? Tatlı bir kadın. E, ama seçim kombini yapması enteresan. Benim için seçim kombinleri sonuç kadar önemli demiş. Hadi bakalım hayırlı olsun diye. Aynen katılıyorum, hayırlı olsun. Ee, Kenan Doğulu ile Beren Saat'i gördük. İkisi birlikte oy kullanmaya geldiler. Kenan Doğulu e, sosyal medyasından da yaz mı geldi diyerekten Ay, kimileri de Allah korusun gerçekten bugün bildiğiniz 30 derece mi yani bildiğiniz kısa kolluyla gezdi Yani eskiden bir geçiş vardı. Yani bir anda Temmuz ayı gibi. Bugün cayır cayır yanıyordu, ne gideceğini bilemiyor insan. Şöyle bir acaba eserde üşür müyüm diyorsunuz ama herkes kısa kolluydu bugün arkadaşlar. Yaz geldi oley diyerekten böyle bir kıpır kıpır Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le oyunu kullandılar. Şöyle bir bakalım Kerem Bursin'i gördüm. Kerem Bursin de grip oldum covid yazmışsınız onu bir düzelteyim diyerekten kafaya takmış zannedersem. Mavi Mağara projesi için covid olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı. İyiyim, sağlıklıyım, zindeyim, bomba gibiyim demiş muhabirlere. O da ee, vatandaşlık görevini yapıp e, oyunu kullananlardan Bu arada e, şöyle oy kullananlara şey e, candan Erçetin ee, sandık müşahidi miydi? İstanbul 31 Mart e, 2024 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi 8 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasının birçok ünlü ismi de oy kullanmaları için sandık başındaydı. Candan Erçetin İstanbul'da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulunda 1245 numaralı sandıkta görevli oldu. Sandık görevlisi yani. Ee, son derece de ciddi görünüyor. <laughs> bir fotoğraf çekinelim diye. Ay insan orada bir heyecan da yapıyor kız. Telefonu da oraya koy bilmem şu dur budur. Hani böyle şey gibi. E, aman bir, bir uzunu ta bu kadar. Ay hadi diyeceğim de. Şimdi bunu demeden de duramam yani. Kusura bakmayın. Her seferinde mi AK ah, Parti en başa çıkar. Yani bu yani en güçlü sensin ya. CHP'yi de özellikle 40 tane partinin içine en ortaya koymuşlar ki kafa karışıklığına gelsin de oy kullanamasınlar diye mi? Yani hep en başta AK Parti olur kardeşim ya? Bu nasıl bir şeydir? Bütün seçimlerde en başa koyuyorlar ki şaşırmasın seçmen. Direkt AK Parti'ye bastın oyunu diye mi artık nedir bilmiyorum ama e, bu kadar 3 tane koca kağıt e, muhtarlık seçiminde de e, orada bir ne derler e, kadın olsun diyerek 3 kuruş fazla olsun diye kadın adaya verdim çünkü kadınların daha çok istihdamda ve daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten muhtarımızdan da memnunum. Bir öncekinde de kadındı. şimdi de yine kadın olarak kalsın diye ondan yana şeyimi kullandım, oyumu kullandım arkadaşlar. Orada bir pozitif ayrımcılık yaptım. Gülşen Bübükoğlu da Beykoz'da Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullanmış oyunu. Ee, i̇ki dirhem bir çekirdek hazırlanmış Tuğba Özay sabahın ilk saatlerinde ilk işim yurttaşlık e, bilinciyle oy kullanmak oldu demiş oyunu kullanmış ee, kutluyorum ee, bu da ayrı bir keyif ayrı bir heyecan demokrasi şöleni arkadaşlar ite kaka da olsa gerçekten bulunduğumuz coğrafyada yani en azından birçok ülkeye göre bir takım konularda İyiyiz yani demokrasiye önem veren bir yani içselleştirmişiz artık bunun bozulması da o kadar zor değil arkadaş yani o kadar kolay değil bu sistemi bozmak o yüzden umut verici bir yandan da göksel vardı birçok bu arada Füsun Onal bir saat kuyrukta bekledim diye söylemiş tabii ki gerekirse saatlerce de beklenmeli arkadaşlar çünkü ülkenin geleceği serenay sarıkaya 800 saati saatiyle dikkat çekmiş ve e, oy kullanmaya da Adana Demirspor formasıyla gelmiş Sarıkaya bunu aile dizisinde bütün ekiple e, ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye edilmişti. O yüzden bunu giydim geldim demiş. Burada giydim ilk defa diye de söylemiş. Çok da yakışmış mavi cininin üstünde e, şeffaf gözlükleriyle e, doğal saçlarıyla. Ay Serenay Sarıkaya'yı burada çok beğendim. Aa, o yaşlılık hali neydi öyle. Aynı anası. Gelecekte anasına benzemesin de anasının huyu pek değil, değil yalnız. Serenay Sarıkaya'yı da oy kullanırken bütün ünlüler hemen hemen oyunu kullandı zannedersem. Hande Erçel de oyunu kullanmaya e, sevgilisi Hakan Sabancı'nın arabasıyla gelmiş. Yüzü gülüyordu. Çok da şıklı kombini. Bayılıyorum ya bu kızın da gerçekten ne derler e, güzel kadın ya. Ben beğeniyorum yani bir takım çevreler bazıları oyunculuğunu eleştirebiliriz belki ama gerçekten... E, cillop gibi bir kız arkadaşlar. Zeynep Baslı gördüm. Ya işte bu yeni yetmelerin de böyle kendini bir şey zannetmeleri e, şu sıraya sokmuş asistanını. Sırası gelince gidip oyunu kullanmış. Yani illa gösterecek. Ya toplumun içine karışın, halkın içine karışın. Sen daha dün bir, bugün iki. Ne mana? E, kalabalıktan dolayı asistanını sıraya koyarak okul e, okuldan ayrılmış. Sırası gelince de okula gelmiş. Yani orada o bile güzel bir şey biliyor musunuz? Ya bu kadar kendinizi dışlamayın. E, sen kaç yıllık büyük oğlundan daha mı büyük sanatçısın? Kadın gitmiş sırasını ve füsünün aldan, yeri yerinden oy. Sizin e, seslerini ses mi onların yanında füsünün alın yanında? Kadın bir saat kuyrukta beklemiş. Kaldı ki sen daha dünkü bok bir sene iki senelik mazin yok. E, asistanlar bekliyor falan. Ya şimdikilerin şımarıklığı hepsi özel karavanlarda falan. Ama sevsinler sizin havanızı. Toplumun içinde olmak, toplumla iç iç olmak en güzel şey. Yani güzel olan o biliyor musunuz? Samimi olan o yani. Yoksa ne kendini ne aydan mı geldiğini zannediyorsun? Sen de en iyi konu bir buçuk metre kadınsın yani. Şimdi daha fazlasını söylerdim de. Neyse ben gergin bir seçim programı sunmak istemiyorum arkadaşlar. Bu arada seçim demişken yani iyi insanlar da var ya. Gerçekten ben siteden tam kapıdan çıktım. Beni izliyorsa teşekkür edeyim buradan. Komşum ay baktım e, bir, 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 sakinlik vardı. Taksi bir iki taksi geçti doluydu. Normalde çok yakındı benim oy kullandığım okul. Bu sefer eski adresimin olduğu yere yakın bir okulda çıktı niyeyse. E, ee, sağ olsun ben de bana adres soracaklar zannettim. Bizim burada çok olur çünkü. Ondan sonra a dedi sizi ben götüreyim metropole kadar gidiyorsanız falan dedi. Ay çok iyi olur dedim. Taksi geçiyor dolu çünkü. Ee, Böyle de denk geldi. Öyle giderken komşum sağ olsun bıraktı. Dönüşte de hemen taksi durağı vardı. Ee, onu bir düşündüm acaba İstanbul'da biliyorsun. O trafik saat sakindi, akıcıydı. Kolaylıkla gittim, kolaylıkla da oyumu kullandım. Geldim arkadaşlar. Sakin bir gündü. Öyle e, çok ne derler, gergin ya da negatif olan bir gün değildi. Bu arada e, kırmızıyla gösteriliyor. Şu an Fox önümde açık. İmamoğlu. 7.8 yavaşsa 19.7 puan önde. Yani buradan maçı almaları çok zor gibi görünüyor ama sandıkların da daha yarıya gelmedi zannedersem. %10 seviyelerinde arkadaşlar. Ee, bakalım 1 Nisan sabahına nasıl uyanacağız? Siyaset nasıl şekillenecek? Bundan sonraki konuşmalar nasıl gelişecek? İktidarın da bir kendine gelmesi gerekiyor. Bir takım konularda çok ölümcül hatalar yaptılar. Özellikle ekonomi konusunda. Ee, yani Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da seçim yorgunuyuz diye de bir açıklaması var. Ülkecek de yorulduk artık bundan. Kaç ay, on ay önce mi bir büyük seçim geçirdik? Şimdi tekrar bir seçim. Yani çok fazla seçim. Tabii ki seçimler demokrasinin bir şeyi ama artık insanların da ekonomiye yönelip iktidariyle, muhalefetiyle, kenet, Ya bu kadar ayrışma, kutuplaşma da iyi değil. Yani şu ekonomiyi ne yapılması gerekiyorsa bir an önce çarkların dönmesi için, bir an önce bir takım konularda bakın banka faizleri korkunç. Dolar hadi tuttular yarın 1 Nisan'da bakalım göreceğiz ne olacak. Yani tüm bunların düzene girmesi için bu seçimin de geçmesi gerekiyordu. Yoksa var ya ite kaka öyleydi böyleydi derken bu yarış yüzünden doğru düzgün program uygulanamıyordu ekonomide de. Bakalım 1 Nisan sabahından itibaren şaka gibi bir güne uyanacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Acun Ulucalıya dair Sabah Tümer'in programında ilginç açıklamaları olmuş. Kendisini evli olsanız boşanma sebebi ne olurdu sorusuna çok işkoliyim işkolik olmam olurdu demiş. Yani işimle evliyim bir nevi de. O o yüzden dolayı aile hayatım eğer evlenirsem ve bozulursa bundan dolayı demek ki şey ile o yüzden mi bozuldu? Ee, evliliği bence yaş farkından da bozuluyor olabilir. Kendisi onu <laughs> sorun etmese de çünkü e, 50-55 yaşında adam, 20 yaşında 25 yaşında kadınlar yani aa, nereye kadar sürdürülebilir? Ee, bence birazcık o yaş farkının da ben etkili olabileceğini düşünüyorum. Acun için de asla bakmayın yüzü gülse de zengin dedik o dedik bu dedik ama tehlike çanları çalıyor işte öyle kanalındaki reyting oranı falan yüksek değil iş falan diyor mu? bakalım onun için de bir dönüşüm yılı olacağını düşünüyorum. Neler olacak hep birlikte. Zaman zaman da romantiyim demiş. Hiç romantiklikle e, Acun Bey'i yan yana koyuyorum da hiç romantik gibi gelmiyor ya. Hiç kendim, kendine öyle geliyor demek ki <laughs> arkadaşlar. Vallahi e, herkes ne derler kendini şey görür. Yani olduğundan fazla görüyor. Hepimiz insanız doğamızda var. Bu arada Tarkan Turp gibiyim diyerekten Kameralara yakalanmış. Ya şu ünlülerin kameralara yakalandığı zaman böyle bir şaşkolos halleri var. Saçma sapan görüntüler var. Ya bir sakin olun. 5 dakika durun. Ne konuşacaksınız? Konuşun. Bin. böyle kaçar gibi kaçar gibi. Ya ne gerek var? Daha çok dikkat çekiyor böyle şeyler. Ya yapmayın ya. Kardeşim ne olabilir? İlk defa mı kamera görüyorsun? İlk defa mı magazinci görüyorsun? Dur 5 dakika. İyiyim arkadaşlar. Nasılsınız? Da bir şaka yap. Bin git. Bu, bu atraksiyon ve gerginlik çok saçma geliyor. Almanya'da yaşayan ve yeni albüm için Türkiye'ye dönen Tarkan. Vav wow, albüm çıkarıyor. Artık Almanya'ya yerleşmiş. Enteresan. Birçok ünlü de yurt dışında yaşıyor arkadaşlar. Geliyor işini görüyor gidiyor. Onlardan birkaçı Meryem Üzerli zaten Almanya'daydı. Berlin'deydi. Ee, neydi o hmm, yeni filmi başlayan karı koca oyuncu. Ee, belguzar Korel. Onlar İngiltere'de yaşıyor. Çocuğumuzun bilmem neyi cartları nişan ee, Nişantaşı'nda görüntülenmiş Megastar. Koronavirüs nedeniyle maskesi taktığı görülen... E, sağlık durumunda iyi olduğunu Türk gibiyim diye açıklamalarda bulunmuş ama bu böyle kaçak göçek röportajlar ne çirkin ya. Yani, ne Neden kaçıyorsunuz ya? Onlar sizin e, o ekranlar sizin e, toplumla sizi merak edenlerle buluştunuz. E, iletişim ağı yani o, o o kamerayı gördüğünde 2-3 dakikada ayırıp düzgün konuşacaksın. Yani saçma geliyor ama işte ne diyeceksiniz. Demet Evgar demiş ki salt komedi de Trajedinin içinde mizah da, kötücül de, iyicil de tüm bu e, nosyonlar bir ağacın dalları misali. Bahar'da can buluyor. Vav wow, Bahar dizisinden bahsetmiş. Evet hakikaten yani orada e, kötü görünen, ikinci kadın gibi görünen aslında e, evlilik dışı ilişki yaşanıyor gibi görünen kısımda da bir trajedi ve bir dram olduğu da e, göz önünde çok da ana senaryoya da bağlı kalmamışlar. Birazcık bizden bir şeyler de katmışlar. Bahar bu senenin bence bomba e, giriş yapan en iyi dizilerinden biriydi diyebilirim. Şu anda gözümün önünde bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapıyor. Umarım bir sıkıntı yoktur. Bir konuşma yapıyor. E, başarılar diliyorum. E, ben de oyumu Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan yana kullandım arkadaşlar. Söylemek gerekiyorsa. Ee, zaten tahmin ediyordur herkes de. Şöyle bir bakıyorum. Yine de ne diyorum? Centilmence iyi olan kazansın arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliyorum. Ee, Ceyda Ateş oyuncu bir ara ara verdi. E, tabii ki aile kurdu. Kızıydı eşiydi falan fişman ama oyunculuğu bıraktı söyleniyor ama oyunculuğu bırakmadığını söylemiş. Ama beni duygulandıran bir açıklaması var. Hayatımda en çok Atatürk'ü yakından görmek isterdim. Cumhuriyet'in ilanını mecliste canlı canlı dinlemek isterdim. Onu kim istemezdi ki gerçekten? Yani onu hepimiz isterdik herhalde. Bir zaman makinesi olsa ve geçmişte nereye gitmek isterdin dense emin olun ben de gidip Atatürk'ü görmek isterdim. E ee, keşke Atatürk'ün döneminde yaşasaydık diye konuşuyoruz demiş evde eşiyle, ailesiyle. Ee, her dönem kendi içerisinde kendi hikayemiz için önemli arkadaşlar ama e, geçmişe yolculuk yapıyor olabilseydik bir, ne bileyim Atatürk'ü de görmek isterdim. Fatih Sultan Mehmet'in dönemine de gitmek isterdim. Hürrem'le de tanışmak isterdim. Çok da güzel olurdu. Ay ne kaynatır geri dönerdik değil mi? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay bugün de bakar mısınız? Tam böyle e, 40 yıllık şey gibiyim. Enkulmen gibiyim. Evet arkadaşlar ben de heyecanla sonuçları evde televizyondan takip edeceğim. Bugün heyecanlı bir gün. Yarın kimin kazandığını konuşacağız. nerelerde sürprizler gerçekleşti tam olarak seçimin sonucuyla alakalı bir program gerçekleştireceğiz. Yarınki program çok keyifli olacak kaçırmayın derim. Bugün gözlemlediklerim bunlar çok da fazla magazine değinemeyeceğim birkaç absürt haber var ama ben bugünü özellikle seçim ayırmak istiyorum. Hak eden kazansın, ülkem kazansın, iyi olan kazansın diyelim. Ama gönlüm tabii ki Ekrem İmamoğlu'ndan yana İstanbul'a yakışır bir başkan olacağını düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu seçmemin nedenlerinden bir tanesi. Kanal İstanbul istemiyoruz. Çünkü Kanal İstanbul'un projesine başlanması demek o harfiyat kamyonlarının sürekli trafikte trafiği felç etmesi demek. Sonrasında yaşanılacak olan rantı hiç konuşmuyorum bile. Kataristan diyen var, o diyen var, bu diyen var. Yeterince Araplaştık zaten. Daha fazla Arap nüfus kaldıracak bir e, şehir olduğumuzu düşünmüyorum. Bunlar benim oy kullanırken dikkat ettiğim şeyler. Göçmen politikası. AK Parti'nin ekonomik kadar en e, şundan bir 4-5 sene öncesine kadar bu kadar e, karşı değildim ben AK Parti'ye ama göçmen politikalarım uyguladığı e, ekonomik politikalar ister istemez ona karşı daha mesafeli olmamızı sağladı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar çok da vaktinizi almak istemiyorum bugün çünkü hepiniz ekranlarınızın karşısında seçimi takip edeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, hepsi boşla kalın.